Merhaba arkadaşlar, ben Engin. Bu videoda sizlere Vulcan Lords of Mayhem oyununu tanıtacağım, göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Kafanızdaki soru işaretleri gidermek adına. Oyun 13 Şubat 2020'de Steam'e çıktı ve 61 TL. Yorumlara baktım, 27 bin tane yorum vardı yaklaşık, şu yani en son baktığımda. Karışık yazıyordu yani, %50 beğenin, %50 tavsiye ediliyor, %50 tavsiye edilmiyor şeklinde. O yorumlara çok şey yapmayın ya, ben de baktım oyun kötü mü diye şey diye de, yani çoğu kişi demeyeyim, bazı kişiler oyunun 1.0 sürümünde olduğunu, yani 1.0 nedir, oyun yeni çıktı, hataları var şeyinde, yani oturmamış bir oyun, 1.0 bir oyun, bunu göze önünde bulundurmadan yorumlarını yapmışlar. Hatalara maruz kalmışlar, ping var, bug var, takılma var, var da var deyip çakmışlar şeyleri, yorumları. Tabii ki düzgünce yorum yapanlar da var. Yüzlerce saat oynayıp beğenmemiş, yüzlerce saat oynayıp beğenen insanlar da var. Bir daha ne ara yüzlerce saat oynadılar onu da bilmiyorum. Yani daha 5 gün önce çıktı. Yani 2016'da bir alfa süreci vardı ama o sayılmıyor. Şu an oyun yeni, taze. Ve bir sürü yeni güncelleme gelecek. Hemen şunu detaya geçmek istiyorum. Oyunda mod olarak iki tane mod var. Offline mod, online mod. Offline modda açtığınız karakteri online modda kullanamıyorsunuz. Ya da karakterleri diyeyim. Tam online modda da açtığınız karakterleri offline modda kullanamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani offline modda kasarsınız, 20 seviye oldunuz. Sonra arkadaşımla oynayacağım diyorsunuz. Online hop online moda geçiyorsunuz, karakter yok. Üzülürsünüz sonra, ona dikkat edin. Ya mesela benim offline'da karakterim yok. Karakter oluşturmam gerekiyor ama switch dedim, değiştir dedim. Bakın online'da off karakterim var burada. Bu arada karakterim çok değişken. Yani hem yay kullandım, hem dagger kullandım, hem tabanca, hem kılıç, hem her şeyi kullandım yani. Sınıfı yok benimki, böyle arada kalmış bir şey. Zaten herkes öyle olacak muhtemelen. Oyun izometrik kamera bakış açısına sahip. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum, kaçıncı çekişim karışmış olabilir. Tekrar söyleyeyim, bir zararı olmaz. İzometrik kamera bakış açısı ne demek? Onu oyun başlayınca göreceksiniz. Hack and Slash, Path of Exile, Diablo gibi ama daha yüksek grafikli ve daha iyi yani. Yani ben Path of Exile'da oynadım, Path of Exile beni pek çekmedi, kötü oyun demiyorum ama oynayamadım. Bu oyun beni kendisine çekti ve kendisine tuttu yani, çıkartmadı. Ben aldım, oynarım ulan bir bakarım dedim. Geceliğin inmişti, sabaha kadar oynadım. Sonra 7 saat oyunum vardı, bırakmışım. Şu an kaç bilmiyorum. Creed karakter, çok fazla seçenek yok. Karakterlerde iki tane, yani gerçi burada ne olabilir ki, bir kadın bir erkek olabilir değil mi? Cinsiye seçiyoruz. Neyse. Tamam. Hop, tamam. Tamam. Çok fazla şey seçeneği yok. Zaten kadına sakal ekleyemiyorsunuz. Burası kapalı. Evet. Karakter özelleştirme çok yok. Oyun dediğim gibi 1.0. Ona fazla takılmıyorum o yüzden. İleride gelebilir, gelmez. Benim umurumda değil, oyun keyifli olduğu sürece pek önemli değil benim için. Burada yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Burada sınıf seçmiyorsunuz. Bu üçü sınıf değil. Starting gear, yani başlangıç aletlerinizi seçin diyor. Burada başlangıç silahı ve başlangıç yeteneği veriyor. Mesela ben büyücü seçtim. Bunu elde edemeyecek miyim? Yani melee ve bu yeteneği her türlü elde ediyoruz. Fazla fazla geliyor hatta. Sadece düşmesi, yani arşivisten satın almanız ya da NPC'lerden düşürmeniz, hazinelerden bulmanız, yani loot, grind falan pişman gerekiyor. Ne diyecektim onun dışında? Oyunda mikro ödeme yok. Ben karşılaşmadım. Aşırı hoşuma gitti. Stat sıfırlamaydı, ağaç sıfırlamaydı, hepsini yaratık öldür 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 sonra yap, yani düşen parayla yap falan şeklinde halledebiliyorsunuz. İstediğiniz yola
Sadece birazcık daha fazla zaman harcayarak gidebiliyorsunuz. Yanlış mı yaptın? Stat sıfırla gitsin. Hiçbir şey olmuyor. Çok uzattım. Hemen ben başlangıç eşyası mili... Mili seçmeyeyim. Mili biraz şey kalıyor. Ya da seçeyim mi? Neyse, burada çok oyalanmayacağım. Büyücü seçeceğim. Yani büyücü başlangıç ekipmanı seçeceğim. Sınıf seçmiyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Evet. Zorluk seçebiliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu da söylemekte fayda var. Aklıma gelmişken. Bu iki seçenek çok önemli. Mesela aldınız, hani insanlarla, tanımadığım insanlarla da olsa oynamak istiyorum diyorsunuz ama sonra hiç oyuncu yok falan şeyine giriyorsunuz. Çünkü public game seçmeniz lazım. Yani global oynamak istiyorsanız, oyununuza birileri katılsın, çıksın, insanlarla oynayayım derseniz public seçmeniz gerekir. Eğer ben tek başıma oynayacağım ya da arkadaşlarımla oynayacağım sadece diyorsanız private. Yani özel game, özel oyun, genel oyun şeklinde. Bu da zorluk zaten, onu da söyledim. Tamam, offline, offline'a geri dönüyorum. Bu arada hikayeyi geçeceğim. Spoiler olmasın. Oyun hikayesi... Daha ben de Chapter 1'i bitirdim gerçi sadece. Chapter 1 güzeldi. Güzel bir chapter'dı. Biraz zor bir boss, son yani late boss'una sahipti. Ama çok keyifliydi. Orada bayağı keyif aldım o son boss'ta. Sonra Chapter 2 geldi ardından. Chapter 2'deyim şu an. Oyunda giriş, çıkış, offline, online sıkıntılarını hissettiler. Bunları zaten söyledim. Eğer söyledim tekrar ediyorum. Söylemedim diye sanırım tekrar ediyorum. İşte izometrik kamera bakış açısı bu. Hack and slash RPG oyun. Oyunun grafikleri çok güzel. Ama burayı geçeceğim arkadaşlar. Burada çünkü elimiz kolumuz bağlı. Örtücü kısmı burası. Sadece bize dediği şeyleri yapabiliyoruz. Hemen şuradan şunu göstereceğim. Autodash açıkken bu şekilde seçtiğiniz kişiye atılabiliyorsunuz. 5 saniye bekleme süresi var. Autodash'ı kapatabiliyorsunuz. Ben atılmak istemiyorum şeklinde kapatabiliyorsunuz. Kısa yollar var. Mesela fareyle tıklıyorsunuz etrafa yürüyor. Ama yürümeden yani hedef olmadan vurmak istiyorsunuz. O zaman sol shift tuşuna basıp tutuyorsunuz ve vurmaya başlıyorsunuz. O zaman hareket etmeden vurabiliyorsunuz önünüze geleni. Ya da ben sol tıklamak istemiyorum. O zaman sol kontrol tuşuna basıyorsunuz. Hemen shift'in altındaki tuş. Ben buraları temizleyelim. Bakın auto dash. Dash atıyor şu an. Dash attı. Bir de şu şeyi göstereceğim. Şu can barı, şu willpower barı, Türkçesi çevresini bilmiyorum. Rage, öfke, öfke barı. Bu willpower'la işi olan tek kişiler, hani büyücü oynamak isteyenler sanırım. Çünkü şöyle bir sistem var. Mana yok. Şu da XP barı. Şu stamina barı, stamina bu dodge işine yarıyor. Bekleme süresi olmadan staminanız olduğu sürece dodge atabiliyorsunuz. Bu da 4 saniyede bir yenileniyor tabii şu ağaçtan. Açamıyorum. Örtücü, evet. Neyse. Buna geleceğim. Ne anlatıyordum? Rage'e. Willpower 1000 diyor bakın. Willpower benim çok da işime yaramıyor mu? Yani nasıl işe yarıyor? Yaramıyor. Onu şu an yine gösteremiyorum. Çünkü... Kill the Zephyr. Tamam bakın şu objektifleri yapacağım. Hiç oyalanmayacağım etrafta. Sinematikleri, kaskınlara geçeceğim. Ara sahneleri geçeceğim. Ne diyor? Fight through. Tamam. Göreve doğru koşuyoruz arkadaşlar. Buralar olmadı hızlandırırım. He's one of us. A scout. Hey, soldier, alone, you're right. Alone, where's the rest of your squad? Alone. Soldier? Alone. He's in. Shut up! Zaten buraları zaten siz izleyeceksiniz. Ben izlemeyin bir de sıkıntı edeceğiz. Kısaca geçme yolu olsaydı. Defend Valeria. Valeria arkadaşımız bayıldıydı.
nasıl bayıldığını göreceksiniz kendisi. Şu eleman da az önce iki scout, keşif elemanı. İşte bu hikayeyi siz zaten izleyeceksiniz. Oyun şu an çok ağır görünüyor olabilir. Şu öğretici kısmında hani böyle full elit, melit görünüyoruz ama yok öyle bir şey. Bir düz vuruşumuz var, bir sağ tıkımız var. Hani ağır bir başlangıcı var. Ondan sonra açılıyor, oynanış falan çok akıcı oluyor. Bir de orada bu şekilde formlar var. Mesela bu arkadaş meleğe benziyor böyle. Ney meleği? Çizini hatırlamadım. Neyse, burada yetenekleri var. Böyle 4 tane formumuz var, özel formumuz var. Birini seçiyorsunuz, onunla devam ediyorsunuz. Tabi bu olay chapter 1'in sonunda oluyor. Bunu söyleyebilirim biraz daha çünkü görüyorsunuz yani. Şu bar... Chapter 1, evet başlıyor chapter 1. Tamam, şu bar doldukça onu kullanabiliyorsunuz. Ne kadar dolarsa o kadar uzun süre kullanıyorum. Yani 1000'de kullandım, bitmesi uzun sürüyor. Uzun süre o formda kalabiliyorum o yüzden. Şeklinde ama şu an kullanamayacağız ve bununla işimiz yok. Q'de pot, yani Q ve W'ye pot koyabiliyoruz. Potlar şu şekilde çalışıyor. Mesela Q'yu bastım, boşaldı ya. Yani 10 şarjı kaldı, 20 idi. Bunları saldırarak, savaşarak geri şarjlıyoruz. Yani pot bitti, gidip restleyeyim ya da yeni pot alayım şeysi yok. Bir tane sağlam pot alıyorsunuz, koyuyorsunuz. 3 tane pot var. Will Power, Rage ve Can potu var. Buraları geçeceğim. Şeyi gösteremeyeceğim bir dakika. Hepsini göstereceğim şeyde, burayı geçince. Direkt görevleri yapacağım. Burada oyalanmak istemiyorum. Hani burada göreceğiniz fazla bir şey yok. Yani bir savaş şeyini görebilirsiniz. Yani büyücüyü gösterebilirdim gerçi de. Mecbur göstereceğim artık, sıkıştırdılar beni. Şu şekilde. Alan hasarı vuruyormuş ha. Güzel. Bu düz vuruşu, hani büyü atmıyorum şu anda. Bu sanırım, evet, bu saatlik yetenek. Yeteneğimiz, ilk yeteneğimiz. Uf, ağzım. Ha, takip mi ediyor? İyiymiş. Çok asayla çok oyun oynamadım. Benim için de yeni bir deneyim. Burada kılıç düştü. Gördünüz mü? Kılıcı hemen göstereyim şu şekilde. Bakın şu an varıyor. Ne fark etti? Alev atamıyorum çünkü kılıçla kullanmaya uygun değil. Onun içinde mesela yaratıktan varıyor ya da mili bir silahla kullanabilen yetek düşseydi şu an onu kullanabiliyor olacak. Şey değil, sınıf mınıf yok. İstediğinize istediğiniz zaman her şekilde geçebilirsiniz. Çok güzel. Oyununuzu çeşitlendirmiş. Büyücüden sıkıldınız mı ya da arkadaşınız daha iyi mi büyücü? O zaman yan role geçebilirsiniz. Tank olabilirsiniz. Tank eksiği varsa. Yani böyle açıkları kapayabilirsiniz. Bu arada basılı tutsanız da olur sol tıka. Ben alışkanlık şey olmuş. Pek de hoş bir alışkanlık değil ama yine kılıç düştü abi. Kafamıza kılıç atıyor. Orada hoşuma gitti ya şeysi. Mili çok ağır hissettiriyordu, bu çok hoş hissettiriyor. Kılıç ağır hissettiriyordu, bu asla çok güzel hissettiriyor. Boşluğa atalım. Geç şuralarımızı. Olsun kesin. Yani siz kese, bunlarla burayı istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Ben gibi speed run yaparmışçasına geçmenize gerek yok. Ben sadece oyunu başlatmaya çalışıyorum. Öğreticiden kurtulup. Bu arada bunların içinden yürüyemiyorsunuz. O yüzden sıkışmamaya özen gösterin böyle ilerlerken. Sonra bir şekilde ölüyorsunuz. Burada şuna tıklayabiliyorsunuz. Bir işe yarıyor mu, bir işe yaramıyor mu bilmiyorum. Oha, burada katliam olmuş.
Şu an şeylerine bak. Bunlar yerden toplanabilen canlar. Canınızı dolduruyor. Sanırım yani. Bilmiyorum. Ne olması lazım yani. Başka bir şeydeyiz. Tamam listin. Tamam hadi 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 hadi. Tamam 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 tamam. CP işte heh. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Önce S'den başlıyorum. Burası skill yetenek ağacını yetenek düzenleme alanınız. Mesela şu an bir tane yeteneğimiz var. Tabii bakın gördüğünüz gibi sınıflar var burada. Assassin yetenekleri falan şu. Hepsini elde edebiliyorsunuz, hepsini kullanabiliyorsunuz. Hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Ney mi? Mesela kullanma hızını arttırıyor şeklinde. Bu ne? Damage arttırıyor, hasar arttırıyor. Bir sürü yetenek var. Her sınıfa özel, ya her sınıfa özel dediğim. Burayı sınıflandırmaları şu şekilde. Mesela balta kullanıyorsunuz diye hani ağır warrior şeklinde bir şey gidiyorsunuz. Şuradaki yeteneklere bakarsınız muhtemelen. Ya da assassin gidiyorsunuz. Assassin yetenekleri, büyücü yetenekleri, yay yetenekleri. Bu arada şey de yapabiliyorsunuz. Mesela bir elinizde kılıç, bir elinizde dagger olduğunda hem warrior yeteneklerini hem de suikastçı yeteneklerini çalıştırabiliyorsunuz. O zaten beni benden almıştı. Bu şekilde değişik şeyler de yapabiliyorsunuz. Her türlü kombinasyonu yapabiliyorsunuz. İki tabanca, iki dagger, iki sword. O şekilde işte. Evet, ana meydana geliyoruz. C ise, C tuşuna bastığımızda statları görüyorsunuz. Statlara geçmeden önce şu 1000 altın karşılığında statları sıfırlayabiliyorsunuz. 50, bunun adı neydi ya? Şu para birimiyle de, bu arada mikro ödeme falan değil. Onu söyleyeyim, mikro ödeme yok, görmedim oyunda. Müthiş bir şey bu. Bu da zaten ne? Mesela şu yetenek var ya, bu tekrar düştü diyelim. Tekrar buldunuz, yerden aldınız. Bu sefer hani iki yeteneği öğrenip, yani iki yeteneği tekrar öğrenip ne yapacağım diyorsunuz. Direkt öğrenemiyorsunuz tabii ki. Sağ tıkladığınız zaman ne oluyor buna? Bunun bir bedeli oluyor. Şu para biriminde bedeli oluyor. Aynısından varsa direkt o para buraya geliyor. 100 mü? 100 o zaman. 10 mu? 10 şeklinde bu parayı kazanıyorsunuz. 50 ile de Fate ağacınızı sıfırlıyorsunuz. Ferocity, Toughness, Agility, Wisdom şeklinde 4 tane statımız var. Bu statlar, şunu dikkat edin. Bakın, arttırırken şunlar azalıyormuş gibi görünüyor dikkat ederseniz. Bu azalmıyor. Bakın olduğu yerde duruyor. 144, 2, 2, 2, 2 falan şeklinde. Bakın. Bunun azalmasının sebebi bunu arttırdığınızda hani bu az kalıyor gibi. Yani bir şey arttıkça öbürü daha küçük görünmeye başlar ya o şekilde. Yani korkmadan istediğinize verebilirsiniz. Zaten sıfırlayabiliyorsunuz. Hani 1000 altın şu an sizin için fazla ama ileride çok ucuz yani. Onun dışında ferocity, kritik ihtimali, yani düz saldırı kritik ihtimalini ve yetenek vuruşlarının kritik ihtimalini arttırır. Yani her türlü kritik ihtimalinizi arttırıyor. Toughness, canınızı ve force shield'ınızı arttırıyor. Yani force shield ne? Canı biliyorsunuz zaten. Force shield da bunun üzerine gelen, yani böyle ekstra bir can gibi düşünün. Genelde force shield'ınız bitmeden canınız hasar yemiyor. Tabii istisnalar olabiliyor, tam anlamadım o kısmı ama yani her türlü dayanıklı oluyorsunuz. Yani bu toughness can diyelim. Agility saldırı hızı ve yetenek kullanma hızı. Yani şunu çok daha hızlı kullanıyor. Tabii bu zaten casting time'ı kullanma hızı gerçekten hızlı zaten bu. Çok önemli değil de. Wisdom da neydi ya? Statü etkilerinin girme şansı sanırım. O ne demek? Mesela ateş topu attım adamın bilmiyorum baba 10 dakikaya bitiririm herhalde. Tamam bakarım. Wisdom'da kalmıştım en son.
Bir dakika, şuradan show details. Bir sürü farklı şey hasar tipi var. Burada da gördüğünüz gibi oluyorlar. Zehir, kanama, ateş, buz, elektrik, zayıflık, lanet. Bu ne bilmiyorum. Bunu Türkçesini çeviremeyeceğim. Gölge, pişman falan. Bunların etki etme ihtimalini arttırıyor. Muhtemelen. Wisdom. Ya kesin bir şey söylemeyeceğim. İngilizcesi daha iyi olan birisi burada bunu yorumlarda belirtirse ne mutlu bana. Biz büyücüyüz. Hemen ne yapıyoruz? Wisdom. Tabi abanmasak da olur. Wisdom yani kaç oldu şu an? Benim statü şansım kaç? Stun şansım 10. 2,5. Zehir şansım 12,5 şeklinde. Güzelmiş lan aslında. Ver gitsin. Ben attack speed de isterim biraz ya. Daha hızlı şey atmak isterim. Kafanıza göre. P ise bu şekilde küçük. Evet gerçekten küçük. Hayır, çok küçük. Küçük bir fate ağacınız, fate yolunuz yani kader yolunuz var sanırım. Ay, mesela burayı nasıl anlatacağım? Şu yeşil, kırmızı, mor zaten şuradan aşina olduğunuz renkler. Yeşil, kırmızı, mor. Bu renklerden de hani yola çıkarak neyin neye gittiğini az çok anlayabilirsiniz. Yeşil hani neye gidebilir? Assassin. Hatta direkt göstereyim. Ne diyor? Bakın Ranger. Yeşil bu Ranger kısmı gibi. Şöyle bir şey var. Mesela şunu çevirdiniz. Tık bu kombinasyonu birleştirdiniz. Çevirdiniz. Tık şu kombinasyonunuz oldu. Tık şu kombinasyon, şu kombina ona döndünüz falan. Varıyordunuz bir anda Ranger olduğunuz şeklinde şeyler sağlayabiliyorsunuz. Önemli olan şuraya bağlanması. Yani buradan gittiniz, buraya geldiniz. Şöyle şöyle bu şuradan şuna bağlanması. Yani bunu çıkarıp ya şöyle bir yol izlediniz. Şuradan geldiniz, böyle bir yol izlediniz. Ve bu da full diyelim. Bu çalışıyor. Ne bu? Alastor'sunuz yani. Alastor ne Assassin'di sanırım. Assassin tarzı bir oynayış sahip. Ama değiştirmek istiyorsunuz. Ama buraların olduğu gibi kalmasını istiyorsunuz. Hemen hop burayı da fullediyseniz ya da buradan Sage Breaker oldunuz. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla gidilebilecek şey var. Ben büyücüyüm. İlk defa büyücü için buradan Fate vereceğim. Bakalım hangisinden başlayalım. Spell Damage, Ailment Damage, Foreshield. Dayanıklılığı boş verin. Hızlı kasılmak önemli bizim için başlarda. Sonradan dayanıklılık ihtiyacınız olursa verin. İhtiyacınız olmadan dayanıklılığa vermenize gerek yok bence. Çünkü kasılma hızınızı yavaşlatır. Şu sağda sürekli göreviniz var. Görevleri birinden almıyorsunuz. Sürekli böyle hikaye ilerledikçe kendi veriyor. Madene mi indiniz? Direkt görev çat orada beliriyor. Görev var, yap beni diyor. Ha, bu personal chest'iniz. Abi ben bunu para... Sanki bunu 100 altına alıyorduk ama. Peki. Yok burada offline'da bedava ya da bedava yaptılar. Çok da önemli değildi zaten 100 altın. Şunu alacağım. Görev ödülü. Değiştir. İstatlarına bakmadım ama. Şunu geçmeden. Bakın ok değil yay bu. Ok demek yanlış olur. Bu bizim merchant. Tüccarımız sanırım. Tam çevresi. Kılıç demeyeyim. Silah. Bakın pistol de var bu arada. Nerede o pistol? Heh, tabanca da var. Da alıp bulursam göstereyim. Zırhlar, kıyafetler. O şu an levelimiz yetmiyor. Kolye, ring falan. Bu market sürekli yenileniyor bu arada. Olduğu yerde sekmiyor. Potlar. Ha bakın mesela gerçi pot düşüyor. Alayım diyecektim. Para da yokmuş. Hiç kimseye hiçbir şey kesmediğimiz için etrafta. Evet, yeteneği anlatıyor. Ha. Mesela şunun üzerine atak kısmının sağında şey yazıyor. Only usable with melee weapons. Yani sadece yakın dövüş silahlarıyla kullanılabilir. O zaman ben bunu asada kullanamam. Ben asa kullanmak istiyorum. Bunu almayacağım o zaman. Seçmeyeceğim. Bu ne? Evet bakın. Asa ve katalist şeklinde. Talist de şu elinde hani değişik
Neyse gösteririm. Şimdi anlatamayacağım. Bu da işte dagger, bow, pistol. Bakın bu arada elinizde ikisi herhangi biri olsa kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Mesela katalist tek elli bir şey. Katalist var ve elinizde sword var. O zaman bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. İki yeteneği birden kullanabiliyorsunuz. Ya da dagger var ve katalist var. O zaman bu ikisini de kullanabilirsiniz şeklinde. Ya da hem dagger var, kılıç var. O zaman bu ikisini kullanabilirsiniz. Bir sürü seçenek var oyunda ama ben bunu alacağım. Bunu almadım. Ha, bakın şu şekilde öğreniyorum. Envantere geliyor bunlar eşya gibi. Sağ tıkladım, çat, öğrendim. Sonra S'ye geldim. Şuradan seçiyorum uygun şeyi. Silahı. Ve sol basılı tutarak buraya ekledim. Ya da buraya ekledim. Ya da sağ tıka ekledim. Hiç fark etmez. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu skill'lerin seviyesi var. Mesela ateş topunu kullandık. 3 seviye olmuş. Bu yeni elde ettik. 1 seviye, pardon. 2 seviye olmuş. Bir de 4 XP kazanmış. 3 olacak. Bu da 1 seviye. Hiç XP'si yok. Yeni çünkü. Bakın burada oyun eğlenceli olmaya başlıyor zaten. Bu şehir örtücü bittiği gibi. Örtücü bilmiyorum biraz ağır yapmışlar. Oyun orada şey yapmıştı. Bakın bar dolmuş. Bu online'da dolmuyor. Niye bilmiyorum. Burada doluyor. Bilmiyorum. Kullanamayacağız ama muhtemelen dolsa da. Hadi geç. İşimiz var, gücümüz var. T de çok güzel. Bakın. Buradayım tamam. Ya da şu şeyin üzerine geçtim. Kağıt gibi bir şeyin üzerine geçtim. T'ye basıyorum. Işınlandım. Nereye? Bu şehri, buranın merkezine. Bu portal oyundan çıkmadığınız sürece açık kalıyor ve en son, yani nerede T attıysanız hop, tam olarak oraya geri dönüyor. Çok güzel. Envanteriniz dolu. Direkt T. Yani müsait bir T'ye basıyorsunuz, gidip satıyorsunuz, sonra tekrar aynı yere dönüyorsunuz. Biz bunu çok kullanıyoruz. O şekilde parayı kırıyoruz. Hop. Tamam, buradaki sinematik fazla şey içermiyor. Haritayı göstereyim. Şu an Farmland'deyiz. Şu checkpoint açıldı. Şunu da göstereyim. Mesela direkt anında Stormfall'dayım. Efendim baba! Bitecek, az kaldı. Şu an Stormfall'dayım. Hemen ışınlandım. Hemen farmlansa geri döneceğim. Ya da başka bir yerde. Şurada açık olsaydı. Bir checkpoint. Ya da ne? Waypoint mi? Direkt oraya ışınlanabilecektim. Hızlı gidiş var. Yani amelelik yapmıyorsunuz. Bu sinematik bir izleyelim. Bu sinematik güzel. Time to show those greens the color of the storm. Warm her up. I want to hear her sing. Now, squad 2 to the west. Squad 3 in position. Here they come. Knock. Draw. Loose. It's not enough. Unleash the storm now. Evet, oyunda Railgun da var. Bizde de var hatta, ben de kullandım. For Stormfall! Diye oyun işte buradan sonra eğlendirmeye başlıyor zaten. Hızlıca buraya geçmek lazım. Video yarım saat olmuş. Uzatmadan her şeyi anlatmaya çalışmak istemiştim bu videoda ama genel olarak anladığınızı inanıyorum. Anlamadığınız şeyler olsa yorumlara sorun. Muhtemelen cevaplayabilirim. Ya bu sinematiği gösterme sebebi şey, hikayeyle alakası yoktu bu. Yani herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ve izlemesi tekrar keyifli. Ben kaçıncı izleyişim bilmiyorum. Evet, ne güzel yanıyor ortalık. Büyücü de güzelmiş he. Hatta bakın şunu göstereyim şimdiden.
Bakın bir elimde kılıç, bir elimde şu kuru kafa olduğundan hala büyü atabiliyorum. Ve yakın dövüşüm de var. Ama Asa'nın verdiği statları kaybettim falan fişman şeklinde. Aa, build power'ım bitti. Ama şöyle bir sıkıntısı var tabi. Kılıç kullandığınızda rage'iniz doluyor. Rage'in dolması, yani rage dolunca ne oluyor? Bir de bir dakika göstereyim. Rage will power'dan yiyor. Mesela will power'ınız 20, gördünüz mü? Vuruyorum, düşüyor ve rage artıyor. Bunlar birbirini terazi gibi. Biri artarken biri azalıyor. Ya da biri azalırken biri artıyor. Dikkat edin ona. Will power kullanmak için de, yani pardon, yetenek kullanmak için bu büyücü yeteneklerin will power istiyor. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Yani denge var diye. Bunları iyi dengelemeniz ve bu yetenek ağacında ihtiyacınıza ve oynanış şeklinize göre ayarlamanız gerekiyor. Mesela ben bu şekilde kılıç ve katalist, işte neyse Türkçesi bilmiyorum, onu oynamak istiyorum diyorsanız ona göre dizebilirsiniz. Size kalmış. Ben yemeğe gideceğim. O video 30 dakika olmuş. Buradan sonrası zaten serbest. Yani buradan kapı açılacak ve oynayacaksınız. Şu sağdaki görevleri yapmaya şey yapabilirsiniz. Etrafta takılabilirsiniz. Ne oluyor lan? Ya boss geliyor. Etrafta takılabilirsiniz. Boss, yani görevleri yapabilirsiniz. Arkadaşınızla birlikte story modu oynayabilirsiniz şeklinde. Yani ben offline modu oynamayacağım diyorsanız burada çıkıp online modda bir karakter açmanızı da tavsiye ediyorum. Bu arada ölecektik. Neyse. İhtiyacınız olan her şeyi anlattığıma inanıyorum. Oynanış olsun. Oynanış şu an tam gösteremedim. Belki bir video daha çekerim. Şu an belli olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Vulcan yayınları yapıyorum Twitch'te. Saatleri belli değil. Ama bakayım. Perşembe günü hariç her zaman açabilirim. Twitch kanalıma da bir bakarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.